içeride bakalım. Burayı siz mi işletiyorsunuz? Biz elemanızlar. Elemanızsınız. Peki, o zaman şöyle sorayım. Asgari ücret. Aynen başkanım. Ev geçiniyor musunuz asgari ücretle? Anlayabilir misin? Geçen ama geçinemiyorlar. Sen, ailemde senden başka çalışan var mı? Var. Babam da var, emekli hatta. O emekli maaşı. Ama yine yetişmiyor, kendisi de çalışıyor. Yani. Tamam da bu. Ha, pardon, tamam da bu. O zaman tavuğun neresine ben kasap gibi girdim. Kasabımızda eti almış olduğu için. Ya kırmızı et yok. Var da alım gücü olmadığı için kesim yapmıyoruz. Alım gücü zayıf olduğu için kesim yapmıyoruz. Kesim yapmıyoruz. Yani çok güzel. Bizim burada biraz daha kısaf kesim olduğu için millet alamıyor. Çok dolanıyor. Şöyle bir ucuz bir param kalmadan en ağırlık sattığımız yani. Bu günlerde zaten azalmıyorlar. Yani o şey kalça malça yok. Onlardan az. Ucuz neyse onlardan daha ağırlık. Yani, mesela haftada 2 kilo gelir. İşte yarısıyla kıyma, yarısıyla şey alır. Başka et alır. Yani kırmızı et alır 1 kilo haftalık. O müşteri hala 1 kilo alıyor. Yok öyle müşteri yok. Ben utanıyor mu bazen 20 lira alır? 20 lira alır. Kıyma şu başına. Sevgili kardeşim. Ayaklarınızda sağlık. Ayaklarınızda sağlık başkanım. İşleriniz nasıl? İşlerimiz çok smooth efendim. Çok zor durumda. Başkanım biz biraz safhada kaldık. Ben Lokman Aktar baharatçıyım. Yani gerçekten bir aldığımız ürün 3 liraysa yani bir anda 9 lira oluyor. 9 liraya alıyoruz biz. 12 lira yapmanız lazım. 12 lira yaptığımız. Çalışıyoruz oluyor. Bir de biz kurucusuyuz AFKART'ın. Böyle söyleyeyim üzere. Yani yıllarımızı verdik. 20 yıl oy da attım. Yani bilmiyoruz nasıl olacak, yani nasıl edecek bu durumlar. Yani bir şeyler olması lazım. Gerçekten çok kötü durum. Şu an buranın nüfusu 28 bin. Bir çocuk 30 yaşına gelmiş, çocuk demeyeyim, evlenecek. Düğün tutacak, bir ev yapmak 1 milyon liraya mal oluyor. Bir de altı üstü ev. Adam içine A'dan Z'ye eşya istiyor, altınıydı, yüzüğüydü, küpesiydi derken 2 milyon buradan nasıl mutluluk çıkacak? Ahlak çöktü, maneviyat çöktü. Buna bir şey yapmamız lazım. Biz oy verdik. Ben kendisini Cumhurbaşkanı'nı çok seviyordum yani. Çok seviyordum. Siz seçmezsiniz. Aynen, canınızı yani. İstediğini o vereceksiniz. Evet. Aynen. Allah ama Allah. Yani üzüldük. Bu durum. Siyasetçi size hesap aynen. Uzuracak. Canı kim aynen. İstiyor? Kimden ikna etmiş? Çocuklarım da sizi çok seviyordu. Sağ yani olsun, biraz ben. Safhada kaldığımız için şey ay, uçkunca sizi bekliyorlardı. Efendim ben bir hafta önce düğün tuttum. Normalde bizim burada düğün yani 50-60 bin liraya düğün çıkardı. Şimdi 400-500 bin lira. Ne yapacağız şimdi? Ya ne yapacağız? Hep borç oluyor, borç çıkıyor, borç. Yani Allah da biraz yani biz 5 kardeşiz. Bir Allah da birikimimiz var da ufak tefek hani borçlarını işlemi. Kendi işi çalışıyor mu? O yani? Da çalışıyor efendim. Ha, en azından evet. Sen, o da sonrasında, yani. Sen sonrasında kendini kurtarıyorsun. Aynen efendim. Sonra yani bir de borç aynen, en azından ödeyebileceğiniz. Ne kadar hocam. Borç ettiniz? Vallahi efendim işte yaklaşık 200-300 bin borç ettik yani. Borç ettik. Evet. Eldeki hariç. Söyle başkanım. Eldeki birikimler hariç efendim. Onu ödeyeceğiz. Evet. Nerede çalışıyor gelin? Kendisi şeydi efendim, normalde ev işlerini falan orada, el işini falan yapıyor. Anladım. Evet. Sen? Bize sigortayız efendim, evet. Bura senin mi? Evet efendim. Bir de başkanım, burada tarım da kalmadı yani. Tarım 3 dönüm, yani siz annem zorursunuz, tabii. Bize bırakmışsınız 2 dönüm patates tarlası. Biz ne yapacağız yani? Bunun ekemeyiz, gidemeyiz. Buraya yani bir şeyler lazım, hamleler lazım yani. İş alanı çok sahip, belki görmüşsünüzdür. Yani gerçekten hep yurt dışında yani. Küçük ilçelere geliyorum ben. Teşekkür ediyorum. Çok güzel yaptınız gerçekten yani memnun kaldım. Mesela ben burada hiçbir siyasi soru alıp cevaplandırmıyorum. Onun için aynen. Hani sizin hepinize söyleyeyim. Sebebi şu, bu derdin anlaşılması lazım, aynen. Bu derdin duyurulması lazım. Bir de ben oy vermiş kişiyim yani işin doğrusu. Ona bunu demiş, buna bunu demiş üzerinden gittiği zaman burası kapanıp gidiyor. Hoş bulduk. Bu kim? O ben. Sensin bu. O da benim, bu da abim. O abin. Evet, o rahmetli oldu. Ay. Ay ne güzel, çok benziyormuşsunuz. Evet. Bu? Bu da amcam. Ya aile ne kadar birbirine benziyor. Evet. Şimdi işler öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Şimdi siz diyeceksiniz nasılsınız, iyi misiniz? Ülke olarak iyi değil. Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Bak şu ellerime. Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Tarımcılıkla uğraşıyorum. Esnaflıkla uğraşıyorum. Durun şöyle. Ben de hiç esnafa benzer bir sıfat var mı? Bak tarladan geldim ben.
Tarladan geldim yani buraya. O haldeyken yetiştiremiyorum. Yok yani. Yok. Ucu ucuna. Oradan alıyorum, oraya aktarıyorum. Oradan alıyorum, oraya aktarıyorum. Şimdi ben size soruyorum. Bu şekilde nereye kadar gidebilir? Çözümle. Gerçekten artık buramıza geldi yani. Geldi. Ben 3 tane ek iş yapıyorum o haldeyken. Yok yani, yok. Evli misin? Evliyim, 3 çocuğum var. Yani ülkenin sorunlarını çözün ya. Sorunlarını çözün. Samanın kilosu olmuş 1500. Mazot alamıyoruz. Biz traktörümüze mazot alıp da tarlaya gidemiyoruz. Patates ekiyoruz, gübre atamıyoruz başkanım. Gerçekten yani. 50 kiloluk gübrenin çuvalı 700 küsür milyon olmuş. E biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Artık yani bir yerlere patlamamız lazım yani. Bana patlayabilirsin, bana bak. Yani Cumhurbaşkanı da gelse aynı şeyi ona da ya konuşurum bak, yani. Artık, ya sen, sabır. Ya arkadaş sen milletsin, sen seçmensin, veli nimetsin, sen şu müşteriden, şimdi bu dükkana gelen müşteri senin veli nimetin değil mi? Tabii canım, her zaman. Tamam, sen de veli nimetsin. Ya arkadaş asıl sensin. Burası vekil.